Tolgözbek.com'dan herkese merhaba. Bugün yazarımız Hakan Kılıç'la birlikte Rusya'nın Suriye üzerinden Libya'da darbeci Hafter güçlerine yolladığı savaş uçaklarını konuşacağız. Bu savaş uçakları bir şekilde savaşın seyrini değiştirebilir mi? Buradaki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerine karşı ne yapabilir? Bunları konuşacağız. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Vattiye üssüne çok önemli bir hava saldırısı yaptı. Bu saldırının detaylarını daha önceden hazırladığımız videoya verdik ve arkasından da bölgedeki Bayraktar İHA'larının Pantsir hava savunma sistemlerini nasıl etkisiz hale getirdiğinde seninle beraber video hazırladık. Ve tabii ki gelişmeler durmuyor Libya'da. Libya'da önceki gün darbeci Hafter güçlerinin açıkladığı bir konu var. Bu konuda ülkeye gelen ilk etapta açıklanan 6 adet MiG-29 ve 2 adet Sukhoi Su-24 tipi uçağın Suriye üzerinden Libya'nın doğu tarafına geldiği yönünde. Benim aldığım istihbaratlar ise uçak sayısının ikili rakamlara ulaştığı, yani 10-12 civarına kadar çıktığı yönünde. Şimdi öncelikle sormak istiyorum. Bu uçaklar nereden geliyor? Şimdi 1-2 gün önce dış basın kaynaklı bir haberi, işte gerek sen haber yaptın gerekse sosyal medyada paylaştık. Haber şuydu: Rusya'dan 6 tane MiG-29 Suriye'ye gönderildiği şeklindeydi. Bunlar muhtemelen tabii İran üzerinden Suriye'ye gönderildi. Hemen akabinde, aradan bir gün geçti geçmedi, 6 tane MiG-29 ve 2 tane Su-24'ün, yani Suriye'nin tarafından Libya'ya gönderildiği şeklinde haberler geldi. Şimdi buradan şöyle bir yorum yapıyoruz. Muhtemelen bunların içinde, tahmin olarak söylüyorum, Suriyeli pilotlar var. Niye? Çünkü Suriye'de MiG-29 kullanmasını ve Su-24 kullanmasını bilen pilotlar var. Zaten envanterinde vardı daha önce bu uçaklar. Dolayısıyla şimdi sen de ikili rakamlara çıktı dedin. Demek ki oraya yönelik bir takviye var. Neden takviye var? Çünkü oradaki insansız hava araçları, Türk yapımı insansız hava araçları orada ciddi bir hava üstünlüğü olmasa da hava yer görevi icra ettiği için bunlara karşı ellerindeki Pantsir ve hava savunma sistemleri de çaresiz kaldı. Önceki videoda anlattık. Dolayısıyla böyle bir takviye içine girdiler. Şimdi çok sayıda uçak önce İran'a geliyor, İran'dan Suriye'ye ve Suriye'de Akdeniz üzerinden uçarak Libya'ya kadar ulaşıyor. Şimdi bölgede her yeri kontrol eden, örneğin İsrail var. Türk Hava Kuvvetleri'nin havadan ihbar kontrol uçakları var. Daha aşağı doğru inelim. Şu an tabii Mısır Hafter güçlerini destekliyor ama bölgede aynı zamanda İtalya, Fransa'ya ait ve Almanya'ya ait hem deniz karakol uçakları hem de önce özellikle dün bölgede göreve başlayan Fransa Hava Kuvvetleri'ne ait E-3 Avax uçağı var. Onlara gözükmeden bu uçaklar gidebilir mi Libya'ya? Yani gözükmeden zaten gidemez de. Yani zaten uçaklar uluslararası hava sahasında intikal yapıyor. Yani orada bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Hatta duyumlarımıza göre 2 tane Su-35'in de eskort yaptığı söyleniyor. Şimdi bunlar zaten önceden belki bir yerleri bildirilmiş veya yani daha doğrusu planlı normal uçuşlar. Yani bizim şuradan buradan F-16'larımızın kalkıp Libya'ya kadar uçup geri dönmesine nasılsa kimse müdahale etmiyor. Bunlara zaten müdahale eden olmaz. Yani açıkçası gösteri gösteri gittiler yani. Öyle düşünüyorum. Bir sıkıntı da olacağını düşünmüyorum yani. Peki bu uçaklar Libya'daki dengeleri değiştirebilir mi? Evet. Libya'da dengeleri değiştirebilir mi? Şöyle değiştirebilir. Şimdi biraz önce söylediğim gibi insansız hava araçlarının hava savunma sistemlerini ve yerdeki unsurlara karşı taarruzlarını engelleyemiyorlar. Pantsirler bir nevi çuvalladı. Dolayısıyla bunların karşısında demek ki MiG-29 ve Su-24 ile çıkmayı düşünüyorlar. İnsansız hava araçları da MiG-29 gibi tam teşekküllü, yani son derece eskiden belki sofistikeydi, şimdi çok modern sayılmaz ama bir savaş uçağı karşısında tabii ki çaresiz kalır. Yani savunmasız kalır diyeyim. Çaresiz demeyeyim de savunmasız kalır. Dolayısıyla bence amaç burada oradaki Türk yapımı ve Libya tarafından kullanılan insansız hava araçlarının operasyonlarını engellemek. Dolayısıyla bu noktada dengeyi değiştireceğini düşünüyorum. Değiştirebileceğine dikkat çektin. Ve aynı zamanda tabii Trablusgarp tarafında da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait eğitim veren, burada koordinasyonu sağlayan güçlerimiz var. Buraya bir saldırı olursa bizim hava savunma sistemimiz bölgede nedir? Biraz onu değerlendirir misin? Şimdi bildiğimiz kadarıyla bölgede HAWK sistemi var. HAWK gerek menzil gerek de irtifa ve kapasite olarak bu MiG-29 giden Su-24 hepsini vurabilecek kapasitede. Ama HAWK sistemi çok modern bir sistem değil. Yani elektronik karıştırma ve diğer şeylere karşı. Artı
sayısı çok yeterli değil. Yani direkt halkın bulunduğu bir noktaya olan bir taarruzda etkili olabilir ama oradaki tüm güçlerimizi koruyacak kadar halk sistemin olduğunu düşünmüyorum. Ancak şöyle bir husus var. Şimdi Türkiye Dışişleri Bakanlığı defalarca açıkladı. Bizim kuvvetlerimize karşı yapılacak bir saldırıda dedi. Bütün Hafter güçleri bizim hedefimiz olur dedi. Artık bu resmi hedefimiz olur ve bu bir hakkımız olur. Yani bir nevi biz bunu uluslararası hukuk olarak bu şeyi kazanmış oluruz. Yani kimse bize ya Hafter'e niye saldırdın diyemez. Ta Libya'nın neresine olursa olsun. Şimdi şöyle düşünelim. Türkiye Hava Kuvvetleri'nde tanker uçakları, işte AVAX'ı, F-16 filoları, F-4 filolarıyla Libya'nın her noktasını vurabilecek menzilde olduğunu düşünürsek ben direkt bizim kuvvetlerimize karşı bir o uçaklarla bir hava taarruzu yapılacağını, yani tırnak içinde bu kadar aptallık yapılacağını düşünmüyorum yani. Bence buradaki esas amaç, şimdi adamlar üslerini korumaya çalışıyorlar. İnsansız hava araçları geliyor, hava savunma sistemlerini ve kara unsurlarını vuruyor. Adamlar bir şey çıkarıyorlar, bir orijinal bir silah alıyorlar. Yani Panzer çok orijinal bir hava savunma sistemi sonuçta. Ve başka şeyler geliyor, insansız hava araçları vuruyor. Bunları nasıl durdururuz diye düşünmeye başladılar ve Ruslarla bence bir bu konunun bir istişaresi yapıldı. Ve Suriye'de paravan olarak kullanıldı. Şimdi biz Suriye'ye 6 tane MiG-29 gittiğinde ha dedik, bak demek ki bu Bahar Kalkanı harekatında adamlar çok kötü duruma düştüler de Ruslar Suriye'yi takviye ediyor. Benim hiç aklıma gelmedi mesela Libya'ya gönderileceği. İki gün sonra bir baktık uçaklar Libya'da. Demek ki amaç orada hava hakimiyetini sağlamak. Yani Türk yapımı Libya'nın kullandığı insansız hava araçlarını, ben öyle düşünüyorum, uçurmamak. Bunu düşünüyorlar bence. Şimdi Türkiye tabii gerekirse bu bölge Libya'ya Türk kuvvetlerine karşı herhangi bir şey olursa müdahale ederiz lafı var Türkiye'nin. Ve tabii bu müdahale nasıl gerçekleştirecek? Senin de dediğin gibi yakıt ikmaliyle F-16'nın gitmesi veya F-4 uçaklarının gitmesi, ama sonuçta Dalaman'dan bile baktığımız zaman bu çok ciddi bir süre. Geçtiğimiz günlerde de Türk Hava Kuvvetleri bunun tatbikatını yaptı. 7,5 saat uçaklar havada kaldı. Yani bu uçaklar havalandığı zaman hemen F-16'lar tarafından müdahale yapılacak. Örneğin Türkiye'nin Suriye sınırında yaptığı gibi bir kep uçuşu olabilir mi? Şimdi şöyle, şunu bir itiraf etmek lazım. Bu adamlar şu anda Sattanç'ta çok ciddi bir hamle yaptılar. Yani bu son hamle onların çok iyi bir hamlesiydi. Şu ana kadar biz çok ciddi bir avantajlı durumdaydık. Şimdi bundan sonra ne olacağı belli değil. Evvela şunu söyleyeyim. Şimdi NATO'nun Bosna müdahalesinde 9 saat uçan kep uçan F-16 pilotlarımız var, uçaklarımız var. Ama şimdi bu kadar uzun bir menzilde, yani bunu Amerika bile yapmıyor. Yani bu kadar uzun bir menzilde 24 saat havada sürekli kep, yani bunu bir gün, iki gün, üç gün değil, birkaç hafta, birkaç ay uçurabilecek şeyi Amerikan Hava Kuvvetleri'nin bile kapasitesi yok. Ne yapıyor? Ya bölgeye yakın bir yere üstleniyor veya eğer bu imkanda yoksa oraya uçak gemisi gönderiyor. Bu sefer uçak gemisindeki önleme görevli veya avcı uçakları o pozisyonda oluyor, o görevde oluyor. Şimdi Türkiye Hava Kuvvetleri şunu yapabilir ama şunu yapamaz. Şimdi yapabileceği husus şu. Hafter MiG-29'larla bize ait bir hedefe saldırdı. Ve resmi olarak, yani daha da hukuken, uluslararası hukuk açısından bizim bir hedefimiz oldu. Türkiye Hava Kuvvetleri buradan 10-20, ne kadar 30 tane Suriye'nin kuzeyine yapılan harekatlarda 75 tane uçak birden kalkmıştı hatırlarsan. Ne kadarsa onu artık harekat planlayıcılar ne kadar gerekiyorsa işte 10-20 veya 30 tane diyelim. Savaş uçağını kaldırıp havada 2-3 tane tanker uçakla Libya'daki üssü veya o saldırı unsuru veya herhangi bir stratejik noktayı bombalayıp geri dönebilir ve burada da 6 tane MiG-29, 2 tane Su-24 herhangi bir sorun teşkil etmez. Yani çok ciddi bir sorun teşkil etmez. Birazdan MiG-29'a ayrıyeten geliriz. Ama şimdi MiG-29 kalktı. Bizim Dalaman'da Scramble görevli, işte Scramble kalkan F-16'larımız var. Alarm geldi, hemen kalktılar. Libya'ya yetişmesi mümkün değil. Dolayısıyla adamlar her müdahale ettiğini, yani oradaki TB2'ye bir MiG-29 angajı olduğunda bizim burada müdahale etmemiz, yani fiziki şartlara uygun değil yani. Ne yapması lazım? Sürekli havada durması lazım. Cap uçan uçak, bir tane tanker uçak 30 tane F-16'ya, 20-30 tane F-16'ya ikmal yapabiliyor ama yani orada sürekli tanker uçurmak, sürekli 24 saat havada F-16 uçurmak değil Türkiye'nin, hiçbir ülkenin yapabileceği bir harcı değil yani. Dolayısıyla bir yakında bir üstlenme yapılması lazım. Yani Türkiye'nin yapamadığı, yapamayacağı orada sürekli hava devriyesi yapmak, ama yapabileceği şey ise herhangi bir saldırıya karşı misillemede bulunmak. Yani bir yeri bombaladılar, biz de gidip onların bombaladıkları üssü bombalayabiliriz. Tabii bu savaşın boyutunu da değiştirir.
Dolayısıyla bundan sonra ne olacak? Gerçekten çok ciddi soru işaretleri var yani. Evet, bir de bölgede tabii Su-24'ler oldukça eski uçaklar. Hatta Rus Hava Kuvvetleri'ne ait bir Su-24'ü sınır ihlali nedeniyle düşürmüştük. Ve MiG-29'lar. Peki MiG-29'larla modernize edilen MiG-29'lar olduğu söyleniyor. Türk F-16'larını karşılaştırır mısın lütfen? Şimdi şöyle, biz Bahar Kalkanı Harekatı'nda da tekrar Su-24 vurduk mesela. Neyle vurduk? İşte havadan havaya orta menzilli, işte orta menzilli havadan havaya füze denen Emran füzesiyle vurduk. IM-120. Şimdi bu füzenin biz muadilini de Gökdağ'ında yapıyoruz. Dolayısıyla bu havadan havaya füzeler konusunda oradaki MiG-29'un kullandığı füzelerle bizim F-16'larımızın kullandığı füzeler konusunda NATO menşeili olduğu için bizim biraz da üstün olduğumuz söylenebilir. Bahar Kalkanı'nda da Su-24'leri vurduk. Su-24 zaten çok aşı, yani daha çok taktik bombardıman görevli, yani avcı görevli bir uçak değil. Ama MiG-29'lar Soğuk Savaş sırasında, Sovyetler zamanında F-16'ya karşı yapılmış bir uçak. Yani MiG-29 çift motorlu, F-16 tek motorlu ama MiG-29 F-16 ayarında. Şöyle bir kıyas yapmak gerekirse, şimdi NATO'da Amerika tarafında F-15'ler var çift motorlu. Bunun Rusya'daki karşılığı Su-27 serisiydi. Su-27, Su-30, Su-35. Ancak dünyada F-15 ile bu Su serisi hiçbir muharebede karşılaşmadı. Yani hiçbir hava muharebesinde karşılaşmadı. Dolayısıyla bunların arasındaki bir savaşta kim ne yapmış bir şey diyemeyiz. F-15 evet namağlup unvanlı bir uçak. Sadece bir Japonların kendi dost ateşiyle birbirini vurması var. Ama MiG-29'lara gelince MiG-29'larla NATO uçakları olan F-16'lar karşılaştılar. Nerede? Bosna Savaşı'nda. Şimdi MiG-29'un tarihsel süreçte zaferine bakarsak 2014'te Ukrayna'ya ait yine Rus yapımı bir Su-25'i vurduğu görüyoruz. Ama MiG-29 hiçbir F-16'yı vuramadı. Fakat Bosna Savaşı'nda ben şimdi buradan hemen bilgisayardan listemden bakıyorum. Mesela Hollanda F-16'sı Sırbistan'a ait bir MiG-29'u vurdu. İşte arada F-15'lerin vurduğu MiG-29'lar var. Ama bir iki tane daha yine Amerikan USAF'ın vurduğu bir tane F-16 ile vurduğu MiG-29 var. Diğer 4-5 tane daha MiG-29 var, onlara F-15 vurmuş. Yani dolayısıyla şu ana kadarki hava zaferlerinde MiG-29 biraz yenik vaziyette. Tabi buradaki en önemli etken de bu Bosna Savaşı'nda daha çok bu füzeyle ve NATO'nun AWACS'larının, yani çok ciddi büyük bir harekatla erken uyarının ve tam bir koordinasyonun, Sırbistan'ın ise sadece uçaklarını kaldırarak pasif bir direnişi söz konusu. Ancak şunu demek istiyorum. Türk Hava Kuvvetleri'nin gücü, tecrübesi ve sayısal üstünlüğü oradaki MiG-29'ları bize sorun teşkil etmeyeceğini düşünüyorum. Yani böyle olduğunu düşünüyorum. Ama şu var, teke tek mücadelede bir MiG-29'la bir F-16 Libya'nın üzerinde karşı karşıya geldiğinde MiG-29 F-16'yı vurabilir mi? Evet, vurabilir. Çünkü sen biraz önce şey dedin, modernleştirilmiş, yani modernize edilmiş versiyonlarını verdiler dedin ki, ben günlerdir bunu merak ediyorum. Acaba hangi versiyonlar? SMT mi değil mi? Hangi versiyon? Tam bilmiyorum. Demek ki çok eski bir versiyon değil. Dolayısıyla R-77, R-73, R-27, yani bunlar kızılötesi güdümlü, aktif radar güdümlü ve yarı aktif güdümlü. Yarı aktif radar güdümlü. Bu 3 havadan havaya füzeyi de muhtemelen vermiş olması lazım. Çünkü MiG-29'lar bu üçünü de kullanıyor. Yani modern Rus havadan havaya füzelerinin hepsini kullanıyor. Dolayısıyla birebir kapışmada, bir dogfight'ta evet sorun teşkil edebilirler. Ama bence olay şöyle olacak. Onlar daha çok insansız hava araçlarına yönelecek. Ve biz ne yapacağız diye soracak olursan, hani sen sormadan ben söylemiş olayım. Bence biz de işi topçu roketleri ve bizim kısa menzilli balistik füzeler, yani topçu roketleriyle çözmeye çalışacağız. Bu adamların kalktığı üstleri ve harekata gittiğinde anında, hani çok hızlı reaksiyon olarak topçu roketi veya fırtına diye düşünüyorum. Onlarla top atışına tutmak. Ki üstleri bayağı uzak. Belki Bora bile gidebilir. Bilemiyorum ama yani bizim buradan MiG-29 kalktığında gidip ona acil müdahale etmemiz çok zor. Yani bir gün, üç gün, bir hafta, iki hafta sürekli kep uçulabilir ama bunu haftalarca, aylarca devam ettirmek için belki de tenkit edenler olacaktır. İnanmayanlar, düz matematik hesabı yapanlar olabilecektir ama 240 tane F-16 ve X sayıda pilot bence bunun için yetmez. Yani bunu Amerikan Hava Kuvvetleri bile yapamaz. Yani
Düşün ki işte Libya saldırısında havada 5 tane yakıt ikmali yaptılar 86'da. İngiltere'den çıktı geldiler, vurdular ama sonra geri gittiler. Yani oraya uçak gemisi olmasaydı onları bile korumakta zorlanacaklardı. Uçak gemisi Libya Sirte Körfezi'ne gelmeseydi. Yani demek istediğim bundan sonra ne olacağı muallak ama illaki bir çözüm bulunacaktır. Belki İtalya'dan üstlenme olabilir. İtalya ile konuşulup İtalya yakın Aviano üstünde, NATO üstünde F-16'lar gidebilir. Bilemiyorum, sen ne düşünüyorsun? Aslında merak ediyorum. Veya Vattiye üssü ele geçti. Bu üs F-16'ların üstleneceği bir şekilde hızla bir yapılanmaya geçip belki de Türk F-16'larına ev sahipliği yapar mı? Bunları önümüzdeki günlerde göreceğiz ama. O da bir çözüm, evet. O üste biz neden konuşlanamıyoruz? Onu da yapabiliriz aslında. Madem üs ele geçtiyse. Yani oraya bir F-16 göndermek nakli uçaklarıyla, yani evet bayağı bir ekipman gitmesi lazım ama olabilirdi aslında. Bunları, bu gelişmeleri önümüzdeki günlerde farklı videolarda tekrar gündeme getireceğiz. Çok teşekkürler Hakan. Tolgozbek.com'da her gün saat 19'da yeni video ile sizlerle beraberiz. Lütfen sorularınızı bize yorum yazarak iletin veya bize info@tolgozbek.com mail adresine de mesajınızı yollayabilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Sağlık ve mutlulukla kalın.